böyle iyice alevlendiği mi diyelim veya iyice heyecanların arttığı dönemlere giriyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Ortaköy'deki seçimleri nasıl görüyorsunuz? Valla Ortaköy hemşehrilerimiz AK Parti iktidara geldiği 2002'den beri sürekli tercihini AK Parti'den yana, Sayın Başbakanımızdan yana yapmışlardır. O yüzden biz milletvekilleri, belediye başları ayakları yerden kesip de hiç uçmasınlar. Vatandaşı tek başımıza dışarı çıksak binde beş bile oy alamayız. Bu verilen oylar AK Parti'yedir, başbakanımızadır. Ortaköy'ü de öyle yapmıştır, yapıyordur. Çünkü hizmetin temeli liderle gelir. Lider olmadan hizmet olmaz. Lider olmadan partiyi sürükleyemez. Yani Osmanlı'da da liderlerimiz padişahlardı o zaman. Kanuni'ydi, Yavuz'du, Evet. Fatih'ti. Günümüzde de liderler. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşu eğer Atatürk gibi bir lider olmasaydı belki de bugün özgür, demokratik bir cumhuriyete sahip de olamazdık. Bunu da iyi düşünmek lazım. Yani insanları eleştirebiliriz siyaseten ama bugün Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün hakikaten ülkemiz son 2002'den bu tarafa 4 kat, 5 kat bir dolar bazında büyüme sağlayamazdı. O yüzden liderler çok önemli. Ben Ortaköy'lü hemşehrilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Belediyede de tercihlerini AK Parti'den yana koydular. Seçimlerde de tercihlerini AK Parti'den yana koydular. Evet efendim. Efendim, biraz evvel de dediğimiz gibi seçimlere yaklaşıyoruz ve sizler hakkında da çok büyük böyle yıpratma kampanyaları var, dedikodular var. Bunları da duyuyorsunuz sanırım. Bunlar hakkında ne diyeceksiniz? Kısmen kulağımıza gelmiyor değil. Tabii yani buradaki temel sorun maalesef bizden 2 dönem belediye başkanı seçilen bir arkadaşımızın özellikle 2009 il kongresinde sonra abiyane söyleyeceğim lütfen beni bağışlayın birilerinin gazına gelerek kendisini milletvekili görmek gibi bir gayretin içine girdi. Görsün onun başımın üstünde yeri var ama bunun bir sırası var, usulü var, erkanı var. Oradan dolayı müthiş bir gaza getirdiler arkadaşımızı. Ayağı yerden kesildi. Daha sonra da Sayın Başbakanımız Aksaray'daki listeyi olduğu gibi koyunca bu burada bir tezvirata başladı milletvekilleri aleyhinde. Tabii Aksaray'da ben birinci sıradaydım. Beni güçlü olduğum için beni yiyemeyeceklerini biliyorlardı. İlknur Hanım en zayıf halkaydı. İlknur Hanım seçilmesin diye yoğun bir çaba içerisine girildi. Çok yanlış yaptı. Siyaseten yanlış yaptı. Siyaseten yanlış yaparsanız siyasi bedelini de zaman içerisinde ödüyorsunuz. Çünkü insanlar sizleri çok gaza getirirse bazen çok gaza bastığınız zaman da arabayla takla Evet. atıyorsunuz. Maalesef bizim belediye başkan adayımız da çok taklalar attı. En sonunda yapmış olduğu açıklamalar sanıyorum sizin televizyonunuzda yapmış, Radyonuzda. radyonuzda yapmış olduğu açıklamalar neticesinde en sonunda partimizden ihracı, kesin ihraççıla disipline verildi ve ihracı gerçekleşti. Şu an başka partide da hizmet yarışıdır. Dolayısıyla bakacağız, bir yarış içerisindeyiz. Burada bizim adayımız Bekir hocamız çok başarılı, sevdiğimiz, dürüst bir arkadaşımız. Efendim, lafınızı valla keseyim. Yani Bekir hocamıza, Bekir başkanımıza gelecek. Zamanınız da kısıtlı biliyoruz ama Evet. inşallah bolca da zaman ayıracaksınız Ortaköylü halkımıza. Efendim, mevcut belediye başkanı partinizden ihraç oldu. Evet. Nedenini biraz evvel söylediniz. İhraç edildi. Bu ihraçta başbakanımızın imzası var mıydı? Bir de değişik dedikodular işte ben tekrar döneceğim gibi böyle dedikodular da oluyor. Tekrar partinize dönme şansı, dönme imkanı olabilir mi? Bu konular hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizde ihraçlar AK Parti bir kere kurumsal bir parti. İhraç ilçeden başlar, ilden devam eder, ilden genel merkeze gider, genel merkez disiplin kurulundan ihracına karar verilir. Genel merkez disiplin kurulundaki ihraç kararı merkez karar yönetim kurulunca onanır. Merkez karar yönetim kurulunun başkanı da başbakandır. Başbakanın imzası, okeyi, oluru olmadan bir kişi, hele hele bir ilçe belediye başkanı kesinlikle ihraç edilmez. Yani başbakanımızın bilgisi dahilinde ihracı gerçekleşmiştir. Başbakanın veya genel merkezin bilgisi olmadan bir ilçenin tek başına ihraç etme
ilin ihraç etme, milletvekilini seni partiden attım deme yetkisi yoktur. Evet. Bu bir. İkincisi, bir tekrar AK Parti'ye döneceğim şeklindeki tavır ve davranışlar siyasi etiğe yakışmaz. Bize göre eğer hakikaten ben şöyle bakarım olaya, benim için siyaset bir anlamda namustur. Hakikaten benimle boşanmışsa, başka biriyle evlenmişse, ya ben buradan işte kazanırsam tekrar eski eşime döneceğim demek gibi bir şeydir. Evet. Bunu etik bulmam, doğru da bulmam. Böyle bir şeye de ben AK Parti'de olduğum sürece, bizim teşkilatlarımızda ayakta olduğu sürece Mahmut Ütü'nün AK Parti'ye gelebilme, girebilme şansı yoktur. Hele hele başbakanımız ihraç ettiği, altına imza attığı bir belediye başkanını, ya ne yapalım seçildi tekrar, bizimkiler kazanamadı, o kazandı, alalım bunu demez. Evet. Hele hele bu tür şartlarda bizim partimizin oyunu böldüğü için, zarar verdiği için, yapmış olduğu konuşmalar ki kulağımıza geliyor, ileri geri konuşmaları geliyor, bunların hiçbirisi siyaseten hoş karşılanacak şeyler değil. Yani daha da ileri gideyim. 2011 seçimlerinde, bilmiyorum oraya gelecek misiniz ama ben gireyim. Buyurun efendim. Buyurun. 2011 seçimlerinde bir broşür bastırıldı, dağıtıldı. O seçimlerde özellikle işte milletvekillerine hedef alan, milletvekilleri gelmiyor, milletvekilleri çalışmıyor deyip alenen MHP'ye çalışıldı. Daha sonra sizin programınıza geldi. O birebir o broşürdekilerin tek tek sizin programınızda tek tek söyledi. Hatta ileri gitti. Buraya bütün zamanını zorlayarak gelmiş olan, bölgemizin de sevilen bir bakanı olan Taner Yıldız arkadaşımız buraya geldi. Onu toplumun içerisinde yuhalattı. Yani bir belediye başkanına yakışmazdı bu. Ortaköylü bundan çok mahcup oldu. Ben onu gördüm. YouTube'da var. İzliyorum ben. Yani YouTube'da o konuşanlar, işte aleyhte konuşanların isimleri tek tek var bende de. Yani bir Ortaköylü böyle değil bana göre. Ve nitekim Ortaköylü 2011 seçimlerinde belediye başkanına ve çevresindeki 10-15 kişiye gerekli cevabı verdi. Bakın bizim oyumuz hiç düşmedi 2011'de. Belediye başkanının aktif MHP'ye çalışmasına rağmen, İknur Hanım'ı seçtirmeyeceğiz diye meydanlarda bangır bangır bağırmalarına rağmen üçümüz de seçildik, geldik. İknur Hanım da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Sonuçta da burada bir ilçe kongremiz oldu. Biz aleyhimizde atan belediye başkanı beni de İknur Hanım'ı da göklere çıkarttı. İşte ne kadar çalışkan olduğumuzu, Ortaköy için, projeler için ne kadar koşturduğumuzu. Ben bu tür ikiyüzlülüğü sevmiyorum Ahmet Bey. Yani siyasette bir dik duruşunuz olacak, dik duracaksınız. Eğilmeyeceksiniz. Yani bizim temel ilkemiz dik durmaktır. Başbakanımızdan biz onu öğrendik. Bizim istikametimiz bu. İstikametten sapmayız biz. Dik duracaksınız. Bana geçmişte ne söylüyorsun orada da söyleyebilseydi keşke. Söyleyemedi. Ama istedi ki onun rahatlıkla manipüle edeceği bir arkadaşımız ilçe başkanı olsun. Onun altyapısını hazırladığını düşündü. Ve oradan da işte bizleri ayağımızı yerden kesecek şekilde övmeye başladı. Bu tür şeyler yakışmaz. Biz belediye başkanlarından özellikle milletvekilleriyle, siyasi partisiyle, genel merkezde ve mecliste çok yakın çalışmalarını bekleriz. Ben Bekir Bey bize geldiğinde de, adaylığı sözünde geldiğinde de ben konuştum. Yani bu milletvekilinden kopuk çalışan bir belediye başkanı bütün dünyasını Ortaköy sanır, bütün Türkiye'yi Ortaköy sanır, bütün Aksaray'ı da Ortaköy sanır. Ya yani bütün Ortaköy'ü de makamı sanır, makamının dışında bir yere gitmez, görmez. O yüzden bizim bu kabuğu yırtmamız lazım. İnşallah bu seçimlerde de yani bu arkadaşımız da hak ettiği yere gidecektir. Layık olduğu yere gidecektir. Bizim belediye başkan adayımız da layık olduğu şekilde gelecektir. Ortaköy'ün sahibi ve lider olacaktır inşallah. Evet inşallah efendim. Yani bu biraz evvelki konuşmanıza binaen üst sefer geldi diyorsunuz efendim. Hep konuşmalarınızı ben dinliyorum. Belediye başkanı milletvekilliğiniz süresince üç sefer geldi diyorsunuz. Gerçekten böyle mi yani? Üç sefer mi şimdi geldi? Şöyle söyleyeyim. Tabii buna bizim ilçe başkanımız yani Ortaköy ilçe başkanımız da şahittir. Ahmet abi eski milletvekilimiz o da şahittir. Yani bana üç kere, yani üç değil belki iki kere geldi. Ben üçüncüyü de zor hatırlıyorum da ikisini çok iyi hatırlıyorum yalnız.
Biri kendi oğlunun Türk Telekom'a, oğlu, ben oğlunun nereden mezun olduğunu nereden bileceğim? Kırıkkale Üniversitesi elektrik elektronik mezun olmuştu. Türk Telekom'a başvurmuş, sınava girmiş. O zaman genel müdür Gökhan Bozkurt benim arkadaşımdı. Ondan rica ettim ben. Sonra Gökhan Bey ne aradı? Dedi ki, abi dedi, çocuğun dedi şeydeki performansı çok zayıf. Mülakattaki. Ne yapalım? Yani arkadaşlar durumu çok şey dedi. Ya dedim ki, ya bizim Ortaköy en büyük ilçemiz, en büyük ilçemizin belediye başkanının oğlu olur. Yani mizah etmekte zorlanırız. Sonra Ortaköy'ümüz için de bir kazanç olur. Oradan bir arkadaşımızın çocuğu bir yere kazanmış diye. Onun üzerine girdi. Fakat hemen aradım kendisini, belediye başkanının. Dedim ki bak, genel müdür bana döndü. Böyle böyle söylediler. Çocuk kendini göstersin biraz. Yani orada bir çaba göstersin, kendini göstersin diye. Böyle bilgilendirme de yaptım. Biri bunun için geldi. Bir diğeri de SGK borcunu yapılandırmamıştı. SGK borcunu yapılandırması için geldi. Gerekli girişimlerde bulunduk biz. Çünkü SGK nedeniyle, SSK, o zamanki SSK nedeniyle belediyenin birçok sanıyorum menkulleri üzerinde icra var, haciz vardı. Onların kaldırttık. Borcu 1/5'e düştü faizler vesaire silindikten sonra. Ödeme çok uzun vadeye yaydı. Bu sayede de eline geçen, belediyenin eline geçen miktar para arttı. Ve başbakanımızın da talimatıyla belediyelerin ödeneği de kesilmeyince Ortaköy Belediyesi'ne de diğer belediyelerde olduğu gibi bol miktarda ödenek gelmeye başladı. Evet efendim. Efendim 25 trilyon borçtan bahsediliyor sürekli. Gerçekten 25 trilyon Ortaköy Belediyesi'nin borcu var mıydı? Bu borç belediye tarafından mı ödendi yoksa silindi mi? Bu da gerçekten merak edilen. Külliyen yalan. Yani yalanın da daniskası. Yani Ortaköy Belediyesi'nin sanıyorum 5 veya 6 trilyon civarında, yeni parayla 6 milyon lira civarında bir borcu vardı. Bunların da ağırlıklı olarak borcu İller Bankası'nın yapmış olduğu kanalizasyon borcuydu. Bakın size bir rakam vereceğim Ahmet Bey. Evet. Yani bana geldiğinde, ikinci geldiğinde SGK veya bugünkü SGK, o zamanki SSK borcunu bizim yapılandırıp da ödemeyi uzun vadeye yaydığımızda eline para pul geçmiyordu. Belediyenin sıkıntıları çoktu. Sadece Şubat ayı itibariyle Ortaköy Belediyesi'ne için gönderilen para 490 bin lira aylık Şubat ayında. Bunun %27'si, hani dedik ya 5-6 milyon lira işte borçlu harcı vesairesi vardı İller Bankası'na. %27'si oraya kesiliyor. Yani uzun vadede kesiliyor. Evet. Yani bu da aşağı yukarı 130 bin lira civarında bir kesinti var. Bu 360 bin lira net geçiyor. 360 bin liradan kendisi de maaş alıyor. 360 bin liradan kullandığı arabanın benzini de ödeniyor. 360 bin liradan yaptığı kaldırımın parası da oradan çıkıyor. Asfaltın da parası da oradan çıkıyor. Yani Allah rızası için soruyorum ya, Ortaköy Belediyesi'nin 25 trilyonluk ne yapmış da, ne projesi yapmış da bugüne kadar veya ondan önceki belediye başkanlarımız o kadar belediyeyi borçlandırmışlar. Hani demeniz lazım ki ya, şurada göze gözüküyor büyük projeler var belediyenin. Bunlar için şu kadar para harcandı, 50 trilyon harcandı da bunun 25 trilyonu ödemişti, 25 trilyonu gelince de Mahmut ödedi diyelim. Ne var, bir gösterebilir misiniz bana Ortaköy'de bir tane belediye projesi? Biz iktidara geldiğimizde belediyenin bir projesi vardı, kanalizasyon projesiydi. O da Nursoy firması tarafından yapılıyordu. Biz enflasyon falan düşünce onların yapılandırma enflasyondan dolayı bir takım şeyler oluyordu. Onları biz çözdük. Sadece oradan dolayı bir borcu var. Onu da söylediğim gibi bizim yapılandırmayla borçlara parası arttı. Eline geçen para arttı. Ve belediye artık asfalt yapar. Belediye artık kaldırım döşer hale geldi. Bakın siz şuradaki meydanınızdaki sağlık ocağına çürük raporunu verdirten Ali Zaloboy'un olarak benim ve Ahmet Yaşar'dır. Biz o çürük raporunu verdirtmeseydik olur muydu? Nursoy firması. O firmanın biz şeyini iptal ettirecektik. Uzun süre sürdürüyordu burada. Tam şeyine eskalasyon yaptırıyordu daha doğrusu. Evet. Daha çok devletten para alayım diye. Ahmet abiyle çağırdık. Protokol imzalattık. Ortaköy'ün taşlarının hemen hemen tamamına yakınını biz Nursoy firmasına, işçilikte dahil, büyük bir kısmının işçiliği de dahil, Nursoy firmasına yaptırdık.
Onun için İller Bankası'ndan para da almadı. Onun için belediyenin cebinden çok az çıktıysa işçilik çıkmıştır. Ondan sonra yeni yerler yaptıysa bilemiyorum sonunda. Şimdi bunların hepsi AK Parti iktidarının, başbakanımızın, belediyelerin ödeneğinden kesmeyeceksiniz, olduğu gibi göndereceksiniz demesi sonucunda bu paralar geliyor buraya. Evet. Ortaköy'e bu paralar gelmese bu asfalt, kaldırım vesaire mi olur? Yani Mahmut Ütük babasının bahçesini satmış da mı yapmış? Mahmut Ütük evini mi satmış yapmış? Belediyeye gelir getirecek fabrikalar mı varmış da bunları yapmış satmış? Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Evet. Mesela şöyle şunu da biliyorum ben mesela. Bu taş için vatandaştan para topladığını da biliyorum. Bakın çoğunu biz Nursoy firmasına yaptırdık. Bazı yerlerde de vatandaştan da para toplamış. Yani bir taraftan da gelir sağlamış. Yani 25 trilyonluk borç ben ödedim. Ya ödeyebilmek için yani diyorum 360 bin lira geliyor. 360 bin liranın en azından %50 %60'ı personel gideridir bunun. Yani yarıya yakını geri kalanlarla bir şeyler yapılıyor. Nasıl ödeyeceksin ya? 25 trilyon neyle ödeyeceksin? 25 trilyon demek 9 yılda 10 yılda senede 2,5 trilyon 2,5 milyon TL ödüyorum demektir. Ayda 250 bin lira ödüyorum demektir. Senin gelirin ne ya? İşte gelirini söylüyorum. 360 bin lira senin gelirin. Su parasından ne kadar topluyoruz? Toplasa 10 bin liranın üzerinde 15 bin liranın üzerinde para toplayacağını sanmıyorum. Başka ne gelir var Ortaköy Belediyesi'nin? Allah rızası için bir söyleyin ya. Hanı hamamı vardı, kira mı geliri var? Bahçeleri vardı, ekin ektirdi de oralardan gelir mi geliyor? Su parası, en nihayetinde 18 bin nüfuslu bir ilçemizden bahsediyoruz. Yani bu suyun parasını ne kadar mı tahsil edecek ki? Yani bir şey yalan söylenir ama kuyruklu yalan söylenmesin. Rakamlar ortada. Bakın 490 bin lira aylık ödenek var. O da şeyin en düşük olduğu dönemde, Şubat ayında. Onun 360 bin lira eline net geçiyor. O aradaki fark 130 bin lira, %27'lik kısım da kanalizasyon vesaire borçlarına kesiliyor. Ödemiyor o. O bir şey ödediği yok. Kesiliyor sadece. Gelen paradan otomatik kesiyor İller Bankası. Çünkü İller Bankası yaptı o projeyi. Evet. İller Bankası ihale etti. O İller Bankası da kesiyor onun ödeneğini. Yani külliyen yalan bir rakam. Bununla vatandaşımızı kandırmasın. Yani efendim yılda 5 trilyon, 10 yılda yaklaşık 50 trilyon para gelmiş İller Bankası'ndan Ortaköy'e sadece. Evet. İmar uygulaması yani o da tartışılıyor. Evet. Efendim geçtiğimiz yıllara ait birçok işlerde, birçok eserlerde sizlerin Ortaköy'de her zaman olduğunuzu görüyoruz, işlerde görüyoruz. Gerek temel atmalarda, gerek açılışlarda her zaman varsınız. Ayrıca birçok yatırımda milletvekilleri olarak imzanız da var. Buna rağmen milletvekillerimiz üzerinde olumsuz propagandalar yapılıyor. Sizce gerçek neden nedir? Gerçekten yani yapılan propagandalarda 3 milletvekilinin 3'ü de Ortaköy'e düşman, hasmana bir tutum takınmış. Böyle siz buraya gelen hizmetleri engelliyorsunuz. İşte 4 yıllık fakülteyi Koçhisar'a götürdünüz. Yani bu konular hakkında ne diyeceksiniz efendim? Buyurun. Şimdi Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Yani ben Ortaköy halkının entelektüel zekasıyla alay ediyor bu arkadaşımız. Biraz kendine çeki düzen versin. İki diplomalı arkadaşlarımız. Okumak cahilliği alıyor da beceriksizlik baki kalıyor anladığım kadarıyla. Biraz becerikli olsun. Yalanı bile becerikli söylesin hiç olmazsa. Bir milletvekilinin işi, ben yurt dışından geldim, ayağım tozuyla buraya geldim. Evet. 7'de de yetişmek için çok uğraştım. Risk aldım, gelmeye çalıştım ama biraz da geciktim. O yüzden Ortaköylülerden özür diliyorum. Biz buraya niye geldim? Teşkilatım çağırdı. Dedi ki radyo programını hazırladık gel. Geldim ben. Bir belediye başkanı eğer Ortaköy'de programlar yapsaydı, temel atma töreni yapsaydı, bir takım ne bileyim açılışlar yapsaydı, ben milletvekili olarak seve seve gelirdim. Ankara dediğiniz yer bizim için 1,5 saatlik, tabii, 2 saatlik bir tabii yer. Niye gelmeyeyim ben? Yani sonra bir milletvekili olarak benim görevim yurt dışında, mecliste sabah 7'lere kadar çalışıyoruz biz Ahmet Bey. Evet efendim. Doğru. Benim burada temsilcim kendisi. Benim burada başbakanımızın yereldeki temsilcisi, ilçe başkanım, belediye başkanım. Onlar burada hizmet edecek.
Bir şey oldu mu bizi çağıracaklar. Biz de geleceğiz. Hemşerilerimize bir araya olacağız. Ben geleceğim buraya arabayla, hiç kimsenin haberi yok ve ilçe başkanımı arayacağım. Selamun aleyküm, nasılsınız diye mi geleceğim? Ya bir açılış olur. Ben gelsem herhalde bir günde zor gezerim Ortaköy'ün şeylerini, esnafını falan. İlçelere de gitmeye kalsam ben her gün veya her ay 3-4 gün sürekli gezmeye ayırmam lazım. Böyle bir kültürde yok. Bizim orada çalışıyoruz. Dedim ya, daha yeni geldim ben diye. Ondan sonra bu 2010'da başladı. Dediğim gibi 2009'da buna bir gaz verdiler. Dediler ki ya işte Ali Zalaboy'un yok, İlknur Hanım yok. İşte o Ahmet Yaşar zaten yok. Onu da sildi başbakan. Dolayısıyla sen kendini milletvekilliğine hazırla. Bu arkadaşımız da kendini milletvekili olarak gördü. Kendini ona odakladı. Çevre ilçelerimizden, bazı yerlerimizden belediye başkanlarımız falan geldiler. Her karşılaştığında işte sayın vekilim, sayın vekilim, sayın vekilim. Biz siyasetçiyiz. Bize her türlü bilgi gelir. Ondan sonra ayağı yerden kesildi arkadaşın. Ama benim adaylığım, İknur Hanım'ın adaylığı açıklanınca başladı şeye, tezvirata. Milletvekilleri gelmedi, milletvekilleri çalışmadı, milletvekilleri çalışmıyor. Milletvekilleri çalışmadı da sizin başınızda en başta okuduğunuz o kadar, evet, projeyi kim şey yaptı? Bakın, ben SUKAP projesi çerçevesinde SUKAP Aksaray'a 135 milyon lira para ayırttık. 15 tane beldemiz ve ilçemiz. Birinde şey de var, Ortaköy'de var. Buraya tam 15 milyon lira atık su arıtma projesi yaptırıyoruz. Bunu belediye yaptırmıyor. İller Bankası'ndan onu koydurtan biziz. Ortaköy diye, falanca belediye diye, kızdığımız belediye başkanı diye biz o yatırımı engellemedik. Ha, buradan dinliyorsa kulak versin bunu. Sanıyor ki bu SUKAP projesinden haberi yok. Kendiliğinden geldi. Gökten zembille indi sanki bu proje. 15 milyon liralık atık su arıtma tesisi için sanıyorum şu günlerde yer gösteriyor olması lazım. Ha, eliyle gelen projeyi tepmesin. Bak, Süleyman kardeşimiz vardı, Süleyman arkadaşımız. Şimdi Erzurum'a genç spor il müdürü oldu. Bizim burada başarılı bir arkadaşımızdı. Onunla birlikte biz ilçelerimize işte sentetik saha yapılması konusunda bir karar aldık. Eskil yaptı, bitirdi. 250'şer bin lira para ayırttık biz Eskil'e de, Ortaköy'e de. Ve Eskil Belediye Başkanı altını, sahanın düzlenmesini vesairesini yaptı. Ortaköy Belediye Başkanı yapmadı, bu 250 bin lira sentetik saha parası döndü. Bak, çoğunuzun haberi yoktur belki bundan. Evet. Çoğunuzun haberi yoktur. Yani bunlar kendisi gidip SUKAP projesi için bir gün İller Bankası'na mı gitmiş? SUKAP projesini bizimle konuştu İller Bankası. Nerelere nerelere yapılacak, kimlere yapacak? Yine mesela en büyüklerden biri bizim de partimizden ihraç olmuş olan Yeşilova Belediyesi'ne gitti SUKAP projesinde kanalizasyon ve arıtma. Yani biz Ortaköy'e gelen hizmeti niye engelleyelim ki? Yani bu haber var mı acaba bunların bizlerin sayesinde geldiğini, 15 tane ilçemize, beldemize gelen SUKAP projesinin toplam 135 milyon lira değerinde? Bizim bunlar için ne kadar uğraştığımızdan haber var mı? Yok. Geliyoruz. Gökten zembille indi. Mahmut Ütü'nün önüne kondu. Al sana 15 milyon lira. 15 milyon lira bir proje uygulanıyor. Atık su arıtma. Bunlar bizim sayemizde. Merkezi hükümetin bunlar. Belediyenin değil. Yani belediyenin, o yüzden bu konuda ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Evet. Üzülüyorum yani. Efendim, çünkü hemen, Ortaköylü AK Parti'ye %70 oy verdi. Evet. Özellikle referandumda %75'in üzerinde oy verdi. Biz Ortaköy'e bir borcumuz var. Vefa borcumuz var. Hiçbir projenin önünü kesmeyiz. Kesecek olsaydık belediye başkanının oğlu, şunu da bitireyim de siz sorunuzu öyle geçin. Tabii. Belediye başkanının oğlu Türk Telekom'dan geçti Aksaray Üniversitesi'ne. Rektörü arardım. Ben derdim ki rektöre, onu almayacaksın üniversiteye. Bunu diyecek siyasi gücüm var benim. Mutlaka. Ve benim karşı çıkmama göre rektör onu almazdı. Buna da engel olmadık. Ve Ortaköy'e gönderdi. Ona da engel olmadık. Çünkü biz düşündük ki yani insanlarla siyaset yapıyorsak ailesiyle çocuğuyla bir sorunumuz yok bizim. Ama bizim kulağımıza öyle şeyler geldi ki burada belediye başkanının oğlu öğrenciler üzerinde bir takım baskılar uyguladığı yönünde. Ha, o zaman buna tedbir alırız biz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Ama buna karşı da tedbirimizi alırız. Biz onun işe girmesine yardımcı olmuşsak.
kurum değiştirmesine muhalefet etmemişsek, buraya gelmesine karşı çıkmamışsak, ha, babasının buradaki belediye başkanlığına güvenip de belli bir şey yanlışlar yapıyorsa biz orada müdahil oluruz Ahmet Bey. Evet. Efendim hemen başkanımızın kendi sesinden bir kendi sesinden bir program var. Onu size dinlettirelim. Dinlediniz mi bilmiyorum. Hayır, dinlemedim. Bu vaatlerimizi sunarken ya da yaptıklarımızı ifade ederken bizleri eleştiriler yöneten siyasiler var. Diyorlar ki bazı işler var ki mesela organize sanayi bölgesi, mesela bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik merkezinin Ortaköy'ümüze kazandırılması. Bunlar belediyenin değil, siyasi iktidarın, hükümetin işi. Bunu neden malzeme yapıyor diyenler var. Ya kardeşim bunlar hükümetin işi de ben kimim? Ben hükümetin belediye başkanı değil miyim? Ben bunu hükümetle koordineli bir şekilde çalışarak getirmiyor muyum? Güçlü bir iktidar, güçlü bir belediye ve birbiri ile paralel olan bir belediye olmasa bu hizmetler olur mu? Soruyorum size, olur mu? Olmaz. Efendim, şimdi bu yoğun bir şekilde de soru geliyor ve şunu da belirteyim. Şu anda bizi yurt içinde ve yurt dışında dinleyen gerçekten birçok dinleyicimiz var. Size kulak veriyor ve şu anda Ortaköy'ünde gerçekten %80'i, %90'ı kesimi şu anda sizi dinliyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. Efendim, aynı zamanda kayıt altına alıyoruz biz bu programlarımızı. Evet. Geçtiğimiz günlerde belediye başkan adayımızla ve geçtiğimiz haftada eski milletvekilimiz Sayın Ahmet Yaşar beyefendiyle söyleşide bulunduk. Onları da YouTube'dan ve sitemizden yayınladık. Zat halinizin bu konuşmasında yeniden vereceğiz. 3 yıl, 5 yıl artık sonra yine bunlar dinlenecek. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu sözleri başkanımız yalanlayarak hizmeti adam yapar, iktidar yapmaz dedi. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Bu konuşmasında dinlediniz efendim. Hizmeti adam yapar da adamın parası yoksa, adamın geliri yoksa neyle yapıyor adam? Babasının arazisini mi satıyor da yapıyor? Maaşından mı yapıyor? Biraz önce verdiğim 360 bin liradan kendisi geçim maaşını da oradan alıyor. Yani bu hiç unutmasın. Hizmet bir kaynakla yapılır. Hizmet becerikli bir belediye başkanıyla yapılır. Hizmet sadece belediye açısından yol yapmak, kaldırım döşemek değildir. Bunlar belediyenin vakayı adiyeden, sıradan, rutin işleridir. Bunlar bir yatırım değildir. Belediye elbette su getirecektir. Bu onun görevidir. Yani bir memur sabahtan akşama kadar orada iki evrak imzaladı diye oh be ne güzel iş yaptın mı diyor. O onun görevi. Belediyenin görevi. Belediye ortaya vizyon koyar. Bakın Orta Bahçe'yi vizyonunu belediye koymadı buraya. Kaymakamla birlikte bizler koydurduk ve köye hizmet götürme birliğinden ödenek ayırarak yaptırıldı. O belediyenin işiydi Orta Bahçe'yi yapmak. Niye yapmamış? Yapmadı. Kanalizasyon belediyenin işiydi. DSİ'ye biz yaptırdık Ahmet Yaşar'la. Birinci dönemde Ahmet Yaşar bunun yerine belediye başkanı gibi çalıştı. Biz 2009'da bununla tekrar seçime girdiğimizde başbakan bize sordu. Dedi ki ilçe belediye başkanları hakkında tek tek sordu. Ortaköy Belediye Başkanı. İknur Hanım da ben de Ruhi Bey de devam etsin efendim dedik. Çalışıyor. 2009. Eskil öyle dedik. Hepsine bizim onayımızı aldıktan sonra okey verildi başbakan. Fakat 2009'a kadar belediye başkanının yanında Ahmet Yaşar belediye başkanı gibi çalıştı. Biraz önce söylediğim Nursoy firmasında altyapıyı döşetmek, meydan açtırmak, yıkılacak bazı çürük yerlerin ne bileyim bayındırlıktan çürük raporunun alınması, arkadaki sizin derenin islahı ve taşların döşeni öz dediğimiz öz evet. Siz öz olarak diyorsunuz. Evet. Oranın islahı tamamen biz DSİ'ye yaptırdık. O zaman belediyenin aracı mı vardı? Yani belediyenin ne aracı vardı, ne geliri vardı? Bunlar işte belediyenin işleri. Bunları ortaya koymak lazım. Bakın siz dinlettiğiniz kasette diyor ki AK Parti'nin yaptığı işleri niye beni diyor bundan ayrı tutuyorsunuz diyor. Ben iktidarın belediye başkanı değil miyim diyor. Evet. Yani demek ki bir yerde de laflar etmiş
Tayyip'in bir torba çimentosu yok Ortaköy'de diye. El insaf ya. El insaf. Yani insanın gözüne dizine durur. Yani şükretmek lazım, teşekkür etmek lazım. Biraz önce de söyledim. Biz siyasette kişisel şeyleri ayırdık, ayırıyoruz. Başarılı olsaydı eğer vatandaş arkasında dururdu. Bakın Ortaköy'de kiminle konuşursam, kiminle telefonla konuşursam, kim bana gelirse genel olarak estirdiği burada bir despotik bir yapı var. Zabıtalar vasıtasıyla insanları korkutarak, ürküterek. O sanıyor ki çevresindeki bütün insanlar ona destek verecek. Yarın sandıkta belli olacak. Şu an kaç seçmen var, kaç oya gidecek henüz bilemeyiz ama oransal olarak da ne aldı onu da bilemiyorum. Ama ben size şu garantiyi vereyim ki AK Parti onun aldığının en az 2 katı alacaktır. Evet. Efendim yoğun gelen sorularımız da var. Hemen bunların birkaç tanesini zat halinize soracağız. Belediyeye işçi ve memur alacağım diye birçok kişiye söz veriyor diyor bir dinleyicimiz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Kesinlikle yapamaz. İşçi biz, alacağım, memur alacağım. Biz kanun çıkarttık. Belediyenin toplam bütçesinin %20'si personel giderine gidecektir. Şu an %25 ise bu %25 de %20'ye düşene kadar hiçbir personel alamaz. Hiçbir personel alamaz. Sadece kritik personeller hariç. Ne bileyim yangın için itfaiye alabilir. Muhasebecisi emekli olmuştur onu alabilir. Ama vatandaşa senin çocuklarını belediye işe alacağım. Bitti o devir. Kimseyi de aldatmasın, kimse de ona inanmasın. Bak bir daha söylüyorum. Belediyenin bütçesinin ancak %20'si kadar personel gideri olacak. Geri kalan %80'i belediyenin yatırımına yani halka gidecek. Yol yapılacak, suya gidecek, kaldırım yapılacak, park yapılacak, ne bileyim bu tür şeyler yapılacak. Şu an elimde rakamlar yok. Ortaköy Belediyesi'nin toplam bütçesinin yüzde kaçı personele gidiyor? Bildiğim kadarıyla bu %40'ın üzerindedir. Bu %40, %20'ye düşene kadar bir tane eleman alınmaz, alınamaz. Kanun hükmüdür bu. Evet. Ha, şunu yapabilir, hizmet alır, hizmet alımını dışarıdan yaptırtabilir. Ha, oraya da adam alacağım falan ama ne yaptırtacak? O zaman belediye itfaiye işini hizmet alımına yaptırtması lazım. Çöp toplama hizmet alımına yaptırtması lazım. Falan yani onda Ortaköy gibi 18 bin nüfuslu bir yerde bu hizmet alımına da bakanlık pek onay vereceğini sanmıyorum yani. Evet. Efendim yine bir sorumuz daha var. Ortaköy Kırşehir yolu organize sanayi ve 4 yıllık fakülte için size talep geldi mi? Bulunuldu mu? Yöneticilerimiz, idarecilerimiz şimdi, tarafından. Belediye başkanımız 10 yıl boyunca dedim ya bana 2 kere geldi. Ya 3 kere geldi. Belki topu topu 3 veya 5 kere de bir telefon görüşmemiz olmuştur. Yani Ortaköy'ün hiçbir sorununu belediye başkanı bugüne kadar bize getirmedi. Eğer bir belediye başkanı burada seçilir de Ortaköy'ün sorunlarını bize getirmezse Ortaköy'e ilgisizdir, alakasızdır. Makamından dışarı çıkmak istemeyen bir makam düşkünü bir adam gibi algılanır. Yani bizim gözümüzde de öyledir. Yani dolayısıyla yolsa yol için dosyasını alıp bize gelmesi lazımdı. 4 yıllık fakülte ise bize gelmesi lazımdı. Organize sanayi ise bize gelmesi lazımdı. Şimdi organize sanayi ile ilgili sanki biz buradan yatırımcıları Aksaray'a götürmüşüz gibi bir takım tezviratlar, yalan yanlış şeyler konuştu. Ben o gün de ona cevabını verdim. Bu 2009'dan sonra bunları yaptı. Özellikle Aksaray'da ART'de Fikret'in programında bunları yaptı. Biz hiçbir kimse Ortaköy'den göçsün de Aksaray'a yerleşsin, Aksaray'daki organize sanayimiz kalkınsın diye bir şey diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Biz isteriz ki Ortaköy'lü hemşehrilerimiz, Ortaköy'de, Aksaray'da, Ağaçören'de bizim beldelerimiz, bizim ilçelerimiz, bizim ilimiz yani köylerimiz. Sonuçta oy aldığımız yerler efendim. Oy aldığımız yani, yerler. Iyi oy herkes aldığımız yerinde yer. Huzurlu olsun, yerinde mutlu olsun. Hı. Keşke buralara büyük fabrikalar getirebilsek. Yani burası bakın Aksaray 5. bölge, Ortaköy'de bundan yararlanabiliyor. Niçin yapmamış organize sanayiyi şey olarak bugüne kadar adımını atmamış? Yani bunu bu tür şeyler yanlış şeyler. Buradan sanıyorum Uğur Aylar Aksaray'a geldi bir süt tozu fabrikası kurdular. Geçen biz de gittik gördük. Yani buraya da kurabilirdi. Ama sanıyorum adam süt kaynağını büyük ölçüde hemen yanında Sütaş var. Diğer yerlerde var. Oralardan bulduğu için evet, kaynak evet. olarak oraya gitti. Yoksa Uğur Aylar
ya Otoköy'e yatırım yapmayın, gelin siz Aksaray'a da yatırım yapın diye böyle bir şeyimiz olmadı. Böyle bir kesinlikle kendilerinde de ben ilk defa ziyarete gittiğimde tanıştım, görüştüm ben. Ha, yol konusuna gelince. Yol konusu efendim, hemen kusura bakmayın. Yani bu konuda Kırşehir Ortaköy yolu konusunda sizlerin ilgilenmediği söyleniyor. Oysa basından da takip edildiği kadarıyla çok ilgilisiniz bu konuya. Ortaköy Belediyesi'nin de engellediği söyleniyor. Bu konudaki düşünceleriniz nedir efendim? Ahmet Bey, keşke bu radyo program değil de televizyon program olsa, şu elimdeki 3 tane belgeyi gördüm, bir gösterseydim. Ben gördüm, evet efendim. Belki evet, siz de baktınız, gördüm, program gördüm, öncesi evet, şeylerini de gösterdim size. Evet. Yani biz bu projeyi 2007'de aldırdık ama ondan önce bizim Ahmet abiyle birlikte